Asıl büyük yaygıları nereye koymuşlar? Römorku ben yerleştirmedim ya. Ondan ne nerede bulamıyorum. Şey büyük kelepir. Yok, bu tarafa çok gelmiş. Onları... Acelemiz yok. Sakin, sakin. İzmir Bayındır Alankaya'dan günaydın. Kızılcıklı bir gün bugün. Tam dedim ki yaygıyı serdim. Oh dedim iyi rüzgar yok. Şu hale bak. Şimdi rüzgar çık. Hayır. Çıkma. Çıkma sopayı kaldıramıyorum buradan. Ama aslında çok da demek ki ergin değilmiş ki bak tam dökülmüyor hepsi. Çok kırmızı gibi. Yerlere dökülüyordu günlerde. Biz de dedik ki toplayalım. Gel gidip kahve içelim. Hadi. Selelere doldu mu? Doldu. Kızılcıklar oldu mu peki? Çoğu oldu. Olmayanlar da bir iki gün böyle şeyde bekletiriz yaygıda. Bak nasıl oluyor. Olmak zorunda kalıyor. Tabii. Sıkıysa olmasın. Hadi bakalım. Büyük oranda topladık ama bu ağacı. Getirdim. Bitirmedin daha. Ben şurada büyümüştüm. Nerede?
Bir sepet, bir kucak. Patlıcan. Ne yapacağız? Közleyeceğiz tabii ki. Evet. Ne yapalım? Ha, siz tava sevdiniz. Yo, tava ben çok severim. Evet, kızılcıkları topladık. İki keletir. Ben de artık keletir diyeyim. Şimdi buraya sereceğim. Çünkü içlerinde çok olgunları olduğu gibi tam olgunlaşmamış olanlar da var. Bir de bugün çok yorulduk. Şu anda daha onları işleyemeyiz. Biraz güneşe dedim serelim. Geçen sene de öyle yapmıştık. Şu kardeşimle geçen yıl yaptığımız şu düzeneyi yere koydum. Dur bakalım. Getireyim kızılcıkları. Kaç kilo vardır burada? Bilmiyorum. Hani bir keletir. Yani o sepetleri keletir diyorlar. Ne kadardır? Bilmiyorum ki. Hiç tahmin edemiyorum. Ablam iyi tahmin ediyor. O gün ne toplamıştık? Fasulye. 4 kilo dedi. 4 kilo çıktı. Sonra kabak. İşte onun söylediği şey çıktı dedim. Helal olsun. İyi göz varmış. Bir tane daha dolu ağaç var ama onlar biraz gölgede kaldığı için daha tam kızarmamış. Çok yorulduk ama. Altı dümdüz olsa tamam. Ama altında işte yok çalılar var, yok dere var. Gene de kalmış artık onlar kurdun kuşun hakkı. Evet, bu ağacı topladık. Bayağı yüklüydü. Bu zaten hem cılız hem daha olmamış. Tavukların olduğu yerdeki aslında çok güzel. Ama o da daha ermedi. Bir gün tavukları açmadan onları almalıyız. Bu arada buradaki fındık da maşallah. Bak, yerler fındık. Ya bak, yerleri dökülmüş fındıklar. Heh, şeyi gösterecektim. Topladığımız diğer ağacı. İşte iki ağaç. Küçük ağaçtı bir tanesi. O büyük ağaçtı. Evet, bir de şu küçük ağacı topladık. Altında da bunun çalıları falan yığmıştık. Biraz zorlandık ondan. Şimdi bunun üzeri baktık çok dolu. Buna böyle bir yaygı serdik. Şurasına da bak, daha bir şey koymalıyım. Oraya da serdik. Bakalım yaygılar işe yararsa, ki yarar diye düşünüyorum. Ay bak, fındığı aldım ya, hemen o osuruk böceği elime kondu. Demek ki fındığın üstündeymiş. Taze fındık yiyerek güne başladık. Daha kahvaltı yapmadık. Nereden gitsem, nereden gitsem. Hadi kestirmeden geçeyim. Kabın da böyle bir kabınmış. Annem diyor, bamyaları niye küçük küçük toplamıyorsunuz bak. Sabah kalktık, fırsatımız olmadı. Neyse, ablam akşam üzeri dolaşır. O güzel topluyor.
Evet, ben gideyim artık duşa gireyim. 10 kilo yoktur ama burada. Ya da bilmiyorum. Tahmin etmeyeyim. İşte şu sepetler kaç kilo alıyor acaba? Ama zeytinle bunun ölçüsü bir mi? Biraz. Tamam mı? Ben giriyorum. Kaç kilo toplamışızdır? Ha? Kaç kilodur? Sen iyi tahmin ediyorsun. 20 kilo var. Var mıdır? Uzun kollu gömleği giydik. Niye giydik? Niye giydik cızcız? Çünkü fasulye toplayacağız. Ya bir yanda sepeti takıyorum koluma, bir yandan tripodu alıyorum. Yani taşıyacaklarım bitmiyor. Börülceler de hafta sonunda toplarız. Salatalık mı topluyorsun? Salatalıkları da aldım. He, salatalıkları. Tam köylü oldun bak şimdi işte. Evet. Şalvar olmadan olmaz. Çok minikleri alma. Çünkü şey, turşuluklarım hazır benim. Evet, şey toplayalım. Bakayım bunlar yumurta konusunda var mı bir gelişme? Ben size o kadar eşeledim. Solucan çıkardım. Bak oradan kızılcıklar dökülüyor. Hadi bakalım. Evet, demiştik ki tepeden salkım salkım böyle sallanacak. Biz de sallananları toplayacağız. İşte o gün geldi. Ne çabuk geçiyor günler. Gerçekten ha, sanki daha geçen hafta demişim gibi geliyor. Ama bak Ağustos'un ilk 3'te biri aha bitiyor. Burada bir tane çok iri var. Tohumluk mu? Sararmış mı? Hayır. E o zaman değil. Bırakayım mı tohumunu? Bırak madem. Tamam. Bak birbirine nasıl örülmüş gövdeler. Örülmüş, örülmüş, örülmüş. İpin etrafında sanki kalın bir halat haline gelmiş. Düşünsene bunlar çok sık olsa, mesela Nurcan evvelki yılda, yok geçen yıl o kadar sık yapmıştı ki arasına bir giriyordu, göremiyorduk onu toplarken. Ben bunu boşaltıp geliyorum. Tamam. Cız cız insanın ödünü koparıyorsun. Bir bakıyorsun böyle patır 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 ses. Koşturuyor geliyor eşek. Eşek misin sen anne? Git bal kızla oyna. Oyun arkadaşı arıyor. Biz mi oynayacağız seninle? Hı?
paçalarındakileri kopar. Çünkü şeyden çıkmamış, makineye girmiş ya, tişörtünden çıkmamış. Hadi ya. Ya. İyice yapışmış makinede. Evet, benimki de bu. Kaç sepet götürdün? 2 dolu sepet götürdüm. Evet. Tamam. Bu sepeti de aldık, ben mamiyeye bakacağım. Dur. Bak bak, bunlar çıkmıyor işte yıkanırken. Neyse. Tamam. Sen bamya bak, ben de salatalıklara bakarak gideyim. Şunlar da. O zaman ben yanlış mı etiket yaptım? Bunlar barbunya o zaman. Evet, bunlar barbunya. Onlar da barbunya. Barbunya yazdığım yerden fasulye çıktı. Neyse, börülceler kendini belli ediyor ama. Bahçelerde börülce. Bu olmuş. Fasulyenin arasında da herhalde buradan tozlaşmayla, çünkü arılar marılar kol geziyor ya bahçede. Bir baktım, bir börülce var. Belki de hani elimizde tohum diyeceğim ama yok ya, bunları farklı zamanlarda ektim. Onun için hani tohum elimizden kaçtı falan diyeceğim bir durum olamaz. Bir salatalıkları turlayayım. Gayet güzel sarılıyor. Aferin. Şimdi aradan geçirivereyim. Tamam. Bu da buradan gelsin. Tamam. Zaten sarılmış bıyıklarıyla. Ama arada bir de yardımcı olmak gerekiyor. Yolunu şaşıranlar her zaman oluyor. Sen nereye? Sarılacaksın buraya. Böyle. Hah. Aferin. Güya salatalık bakacaktım. Bunları sardırmaktan. Bak, başka bir şeye bakamadım. Eskimeye de başladı artık yapraklar. Bu kuruyan yaprakları temizlemek gerekiyor ama bir yandan onlar eskirken bir yandan da böyle taze uçlarda geliyor. Ne yapalım, artık Ağustos'u diyorum ya, Ağustos'un sonuna gelirken onların da eskimeye başlaması, yani Ağustos'un sonuna gelmedik daha. Turşuluk alıyorum bunları. Ay, siz de girseydiniz de kapatsaydım sizi. Neyse. Hadi bakalım. Şeyleri değdikçe nasıl güzel bir koku yayılıyor kadifelere. Bu kadifelerin kokusu fesleğen kokusu kadar güzel. Hani ondan daha güzel demeyeyim hadi. Ama en az fesleğen kokusu kadar da güzel bir koku. Domatesleri de toplamamız gerekiyor. Evet. Bilmem ki. Sabah alalım. Tamam, sabah alalım. Haydi. Şimdi bu iş bu kadarla mı bitiyor? Hayır, ayıklanacak. Şimdi bunlar ayıklanacak. Akşam oturduğumuz yere ayıklanacak. Ama montaj yapmam gerekiyor. Video çıkmaz yoksa. Ben oturup ayıklayacağım o zaman ben. Evet. Olduğu kadar. Kaç kilodur? Sen niye tahmin yapıyorsun? 5 kilodan fazla. Evet. Maalesef. Hadi bakalım. Ay, ben çok acıktım.
paçalarındakileri kopar. Çünkü şeyden çıkmamış, makineye girmiş ya, tişörtünden çıkmamış. Hadi ya. Ya. İyice yapışmış makinede. Evet, benimki de bu. Kaç sepet götürdün? 2 dolu sepet götürdüm. Evet. Tamam. Bu sepeti de aldık, ben bamyaya bakacağım. Dur. Bak bak, bunlar çıkmıyor işte yıkanırken. Sen bamyaya bak, ben de salatalıklara bakarak gideyim. Şunlar da. O zaman ben yanlış mı etiket yaptım? Bunlar barbunya o zaman. Evet, bunlar barbunya. Onlar da barbunya. Barbunya yazdığım yerden fasulye çıktı. Neyse, börülceler kendini belli ediyor ama. Şu börülceleri düzelteyim. Bahçelerde börülce. Bu olmuş. Fasulyenin arasında da herhalde buradan tozlaşmayla, çünkü arılar marılar kol geziyor ya bahçede. Bir baktım, aa bir börülce var. Belki de hani elimizde tohum diyeceğim ama yok ya, bunları farklı zamanlarda ektim. Onun için hani tohum elimizden kaçtı falan diyeceğim bir durum olamaz. Bir salatalıkları turlayayım. Gayet güzel sarılıyor. Aferin. Şimdi aradan geçirivereyim. Tamam. Bu da buradan gelsin. Tamam. Zaten sarılmış bıyıklarıyla. Ama arada bir de yardımcı olmak gerekiyor. Yolunu şaşıranlar her zaman oluyor. Sen nereye? Sarılacaksın buraya. Böyle. Hah. Aferin. Güya salatalık bakacaktım. Bunları sardırmaktan bak, başka bir şeye bakamadım. Yani ip yaptığınız zaman böyle sarılıp gitmiyor kendi salatalık. Arada bir böyle yardımcı olmak gerekiyor. Bak burada da uç vermiş. Evet, eskimeye de başladı artık yapraklar. Bu kuruyan yaprakları temizlemek gerekiyor ama bir yandan onlar eskirken bir yandan da böyle taze uçlarda geliyor. Ne yapalım, artık Ağustos'u diyorum ya, Ağustos'un sonuna gelirken onların da eskimeye başlaması, yani Ağustos'un sonuna gelmedik daha. Ama bugün Ağustos'un 9'u. Turşuluk alıyorum bunları. Ay siz de girseydiniz de kapatsaydım sizi. Neyse. Şeyleri değdikçe nasıl güzel bir koku yayılıyor kadifelere. Bu kadifelerin kokusu fesleğen kokusu kadar güzel. Hani ondan daha güzel demeyeyim hadi. Ama en az fesleğen kokusu kadar da güzel bir koku. Domatesleri de toplamamız gerekiyor. Evet. Bilmem ki. Sabah alalım. Tamam, sabah alalım. Haydi. Şimdi bu iş bu kadarla mı bitiyor? Hayır, ayıklanacak. Şimdi bunlar ayıklanacak. Akşam oturduğumuz yere ayıklanacak. Ama montaj yapmam gerekiyor. Video çıkmaz yoksa. Ben oturup ayıklayacağım o zaman ben. Evet. Olduğu kadar. Kaç kilodur? Sen iyi tahmin yapıyorsun. 5 kilodan fazla. Evet. Maalesef. Hadi bakalım. Acıklı ama. Ay ben çok acıktım.